Merhabalar ben Oktay Mercan ve bugün yepyeni bir güle daha karşınızdayım. Bugünkü videomda işinize yarayacağını düşündüğüm siteleri derledim sizlere. Ee, dilerseniz hemen geçelim. Ee, çünkü bu video birazcık uzun olabilir ancak e, güzel siteler derledim sizin için. Evet şimdi hemen konumuza geçecek olursak. E, ilk başta e, geçici mail e, hizmetleri ile başlayalım. Arkadaşlar Google'a... 10 e, minute mail olarak yazdığınız zaman e, bunun buna alternatif başka bir sürü e, şeyler de var yani illa ben şu anda bunu gösteriyorum ancak mesela gidip 10 e, dakikalık e, mail yazarsanız 10 dakikalık e-posta falan gibi böyle geçici e-posta e şeyleri falan oluyor e, bunları Hani atıyorum bir forma bir şey indireceksiniz, forumdan bir şey indireceksinizdir. Veyahut da bir yere bir merak ettiğiniz bir bakmak istiyorsunuzdur. Veyahut da hani bilgilerinizi vermek istemiyorsunuzdur. Malum çünkü spam mailleri falan gelebiliyor. Veyahut da hani kişisel veri yani bunlara dikkat ediyorsunuz falan artık. Ne gibi sebeplerden dolayıysa. Buradaki maili kopyalıyorsunuz ve bu maille... Oraya üye oluyorsunuz. Daha sonra gelen kutusu zaten direkt Aynı sayfanın altında oluyor genelde tüm bu hizmetlerde. Buraya geldiği zaman işte buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman mailin içi falan da gözüküyor. Direkt normal şeklinde. Bu şekilde hani böyle maili kullanabiliyorsunuz. Ancak bazı siteler hani ekstra bilgiler falan da isteyebiliyor. Adres bilgisi isteyebiliyor. Bunun yanında hani çok... Özel bir sitelere falan giriyorsanız e, kimlik bilgileri istenilebiliyor veya orta e, kredi kartı bilgileri falan istenilebiliyor. E, tabii ki sanal kart oluşturup e, bugün sanal kart oluşturup bunları verebilirsiniz. Ancak tabii ki e, bunları yapmak da birazcık daha zor. E, onun yerine e, Fake Name Generator isimli e, site var arkadaşlar. Burada e, birazcık ayarlama yapabiliyorsunuz işte erkek mi kadın mı ya da rastgele bir şekilde bırakabilirsiniz yani burayı hiç de ellemeyebilirsiniz. standart olarak Amerikan bir e, vatandaş oluşturuyor burada oluşturabileceğiniz ülkenin vatandaşları burada görebiliyorsunuz e, onun dışında country olarak da yani e, şehir olarak da burada şey seçiyorsunuz e, şehri falan o tür yeri seçiyorsunuz daha sonra generate dediğiniz zaman Size rastgele bir tane e, şey oluşturuyor. E, burada işte adresi falan oluyor. E, Social Security Number. E, bu yurt dışının TC kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki onlar da bu daha değerli. Bir de orta e, baya çok hani her yerde geziyor. E, ama onların kimlik numarası gibi düşünebilirsiniz. Bunun yanında telefon numarası, country e, numarası. Amerika olduğu için tabii ki bir bunun yanında işte yaşı falan filan gibi şeyler var e-mail adresi var yine aynı şekilde bundan da mail adresini hani buraya tıklayıp aktive edebiliyorsunuz ve bu aktive ettiğiniz zaman da yine aynı şekilde bir 10 dakikalık geçici mail sistemi gibi çalışabiliyor bu da. Bunun yanında finans bilgileri var kredi kartı bilgisi burada işte fake bir tane kredi kartı şey bilgileri falan oluşturuluyor burada bilgileri var. Bunun yanında işte e, fiziksel karakteristik falan gibi türcü e, di bilgiler de burada mevcut. Hani bunları kullanarak e, bazı sitelerde falan isteniyorsa mesela örneğin e, en basit örneğinden vereceğim olur verecek olursam e, bir tane siteye ay abone olmak istiyorsunuzdur, bir denemek istiyorsunuzdur. E, haliyle kredi kartı bilginizi verip de e, Üye olduğunuz zaman eğer unutursanız para çekiyor. veya hatta hani kredi kartı bilgilerinizi başta vermek istemiyorsunuzdur. Bakıp denemek istiyorsunuzdur. O deneme süresinde buradaki bu e, kredi kartı bilgilerini falan kullanabilirsiniz. E, bunun yanında tabii ki mail e, sistemi de var. Bu mail de kullanabilirsiniz. Ancak şunu unutmayın bu mailler geçici. Yani e, 10 dakikalık mail dedim mesela. Bu 10 dakika sonra kendi kendini imha ediyor. Atıyorum başka bir zaman e, işiniz düştü. E, bu maili kullanmanız gerekiyor diyelim e, veya da hani şifrenizi unuttunuz tekrardan bir geleyim bakayım dediniz e, ve şifreyi unutmak için hani yenilemek için e, tekrardan bu mail adresine şey göndermeniz gerekiyor ile bunlar geçici mail yani bunlar kendi kendini imha ediyor. onu da e, aklınızda tutun e, eğer daha sonradan e, lazım olacağını düşünüyorsanız bu tür geçici Mail'leri falan kullanmayın. E, bunun yanında ekstra bir e, site daha var arkadaşlar, Alternative to. Burada da herhangi bir aradığınız uygulamanın alternatifini kabaca bulabilirsiniz. E, şöyle örnek verecek olursam, Adobe mesela, hmm, Adobe Premiere Pro diye buraya girdiğiniz zaman uygulama hakkında e, hangi platformlarda var, e, durumu nedir, ücretli mi, ücretsiz mi, premium mu, premium da hani belirli bir şeye kadar ücretsiz olanlar gibi gibi şeyler mevcut. Burada da ne kadar kişinin likeladığı gibi gibi burada da basit açıklamaları falan var, yorumlar var, incelemeler var gibi gibi durumlar söz konusu. Bunun yanında tabii ki asıl amacı burada alternatif kısmına tıkladığınız zaman size alternatiflerini falan gösteriyor burada kullanabileceğiniz. Sizi de buradan açık, ücretsiz, açık kaynak, açık kaynak olarak burada belirtiliyor. Ee, onun yanında hangi platformlarda aktif olduğu gibi gibi ve ekstra özellikleri gibi ve inceleme yapan, e, yorum yapan, değerlendiren falan filanların burada e, yorumlarını da görebiliyorsunuz. Tabii ki İngilizce şu an için. Ee, benim de buraya hani girdiğim oldu. Ee, ekstra kendi şeyleri de falan kendi bir e, deneyimlerimi buraya aktardığım da oldu. Onu da belirteyim. Ee, hatta şu anda gördüğünüz gibi benim e, şeyim de burada duruyor mesela. Yaptığım bir inceleme falan Bu uygulama için duruyor gibi gibi e, Uygulamalar var ve bu uygulamaları kendiniz deneyebiliyorsunuz. E, daha doğrusu hani Bu uygulamayı buraya girdiğiniz zaman size alternatiflerini veriyor bu alternatiflerini artık e, Kendi seçiminize göre örneğin ben e, Ücretsiz ve açık kaynak olmasını istiyorumdur ayrıyeten Windows olmasını istiyorumdur e, O zaman e, buraya gelip işte e, Sadece belirli bir platform falan seçebilirsiniz, lisans tipini seçebilirsiniz burada, e, mobil falan, okulun gibi burada çeşitli filtrelere kullanabilirsiniz. Lisans e, gerçi isminizi de aynı sayfada gösteriyorum zaten. E, lisans e, şeylerini falan burada seçebilirsiniz. Ücretli bir uygulama arıyorum arıyorsunuzdur mesela kaliteli bir şey e, veya da ücretsiz bir şey arıyorsunuzdur. E, ki genelde ücretsiz alternatifleri aramak için güzel bir e, platform. E, bu şekilde Bakabileceğiniz bir site e, Bunun yanında e, Atıyorum linux kullanmaya heveslenmişsinizdir ancak e, Her linux distrosu kendine özgü farklı farklı özelliklere sahip e, Tabii ki bunları denemek isteyebilirsiniz ancak e, bunların her birini indir kur yükle Falan filan bunlar zahmetli işte e, Dolayısıyla Hani bir kendi bilgisayarınıza kurmayacak olsanız bile bir sanal makine kurmanız gerekiyor ki o da aynı şekilde bir Zahmet Bunun yanında Bunun yerine distrotest.net diye Bir site var arkadaşlar Burada Hemen hemen gördüğünüz üzere bir sürü Linux distroları var Evet gördüğünüz gibi Linux temelli burada bir sürü Linux distrosu var Distro dağıtım oluyor arkadaşlar ee, onu belirtiyorum. Ee, gibi gibi burada e, bir sürü şeyler mevcut, ee, distrolar mevcut. Buradan hani atıyorum merak etmişsinizdir. Mesela Ubuntu'yu biliyorsunuzdur. Ancak işte e, X Ubuntu'yu merak etmişsinizdir. X Ubuntu'ya buradan tıkladığınız zaman burada versiyonlarını falan görebiliyorsunuz. En yenisi genelde üstte oluyor. Ve tarih, yayınlanma tarihi de burada var. Bu yayınlanma tarihi ne kadar yakınsa günümüze o kadar yeni oluyor. burada da bilgiler falan filan var. buradan details kısmına tıklayıp hani detaylarını görebilirsiniz. normal web sitesini Disk şeyini falan filan gibi çeşitli de şeyleri görebilirsiniz ya da direkt buradan Start'a tıkladığınız zaman e, bir Details Kısmında da start dediğiniz zamanki e, şeyi gösteriyor size e, Açılmalar falan çok fazla uzun sürmüyor onu belirteyim çok çok güzel bir e, Durum bu e, Kabaca sizin için önceden hazırlanmış Ve bu arada bunların internet bağlantısı yok onu da belirteyim şu anda açıldı VNC uygulamasıyla bağlanmak isterseniz Burada sunucunun ipsi portu falan var Bunları vnc istemcinize girip Şey yapabiliyorsunuz Çalışan Sanal makineye buradan dosya atabiliyorsunuz onu da belirteyim Atıyorum bir uygulama geliştiricisi falansınızdır denemek istiyorsunuzdur bir şeyi veyahutta Yani artık ne amaçla kullanmak isterseniz Burada viewer var pop-up olarak açıyor ve tarayıcı bazlı çalışıyor bu. Gördüğünüz gibi burada Xubuntu'nun açılışı var. Sistem daha açılıyormuş. Size e, yarım saatlik bir süre veriyor. Ekstra 15 e, dakikalık falan uzatabiliyorsunuz. Çıkarken de burada sistemi durdurun diyor. E, hani direkt e, pencereyi şey yapmak yerine direkt hani bu pencereyi kapatın ya da buradan durdura basın falan diyor. E, evet şu anda geldi. E, kullanıcı adı falan filan olursa yine aynı şekilde o bilgileri de burada gösteriyor bu arada onu da belirteyim atıyorum root şifresidir, kullanıcı adı şifresidir gibi şeyleri e, burada gösteriyor. E, nereye gitti o ha. Evet e, tabii ki burada deneyiminiz birazcık laglı olabilir ve e, sınırlı bir donanım üstünde çalıştırıldığı için bunlar da e, kasma falan gibi de olabilir. Ubuntu'yu şey yapmadan deneyelim diyoruz. Kabaca zaten aynı şeyle. Buradan dene dediğiniz zaman açılıyor. Diğer yan tarafta dil falan ayarlarını da yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Bazılara bu açılış kısmında şey de istiyor. Kullanıcı adı ve şifre de istiyor dediğim gibi. Evet, nedense bu X Ubuntu baya geç açıldı. Normalde bu kadar geç açılan bir taneyi denk gelmemiştim bu zamana kadar kullandıklarımda. Ee, gördüğünüz gibi artık burada normal bir tane e, Linux kısmındasınız. Artık burada Linux e, şeyini ne yapmak istiyorsanız Linux'ta e, deneyebiliyorsunuz bu şekilde. Atıyorum hangi uygulamalar vardır, ne gibi bir arayüze sahiptir e, gibi gibi şeyleri e, burada deneyebilirsiniz çünkü. Hmm, distro'dan Distro'ya farklı arayüzler falan e, oluyor ve bunlar da birbirinden farklılık gösteriyor. Şöyle yüklemeden tam bilgisayarınıza kurmak istiyorsunuzdur. Kurmadan önce şöyle bir bakayım diyecekseniz e, buradan bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İnternet yok bu arada onu belirteyim. Yani internete bağlanma gibi bir durumunuz yok. E, bu sistemler internetten bağımsız olarak offline bir bilgisayar gibi çalışıyor. Onu belirteyim. Yani böyle çok a sızarım bilmem ne yaparım falan filan gibi düşünceleriniz varsa onların önlemlerini almışlar zaten. Bu şekilde normal bir Linux şeyindesiniz. Ubuntu olarak bunu göstermek istedim. Atıyorum farklı bir distro falan deneyeceksinizdir. Onları da deneyebilirsiniz. Sayfaya gidip şuradan direkt harfler falan var. Ee, mesela Nuxa falan bakalım ya da Parrot OS mesela ee, OS'a bakalım. Parrot Security diye anılıyorsam o kullanılan kısım. Ee, burada dikkat edin bazıları ee, farklı masaüstü versiyonlarda olabiliyor tabii ki listoların. Mesela aynı bir işletim sistemi farklı masaüstü deneyimleriyle birlikte ee, şey yapılabiliyor. Onun için hani burada KDE'ymiş mesela bu, bu mate arayüzüymüş. Veyahut da e, farklı farklı da şeyler de olabiliyor. Onlara da dikkat edin. Mesela atıyorum zaten bildiğiniz bir şeyin e, distronun yeni bir şey çıkmıştır. Bu arada çok hızlı güncellenmiyor bu e, yeni versiyonlar. Buraya. Ama gene de yeni. Ya yani mesela 10 e, 0.1 versiyonu mevcut burada ama 10.03 versiyonu en güncel versiyon gibi gibi durumlar söylüyorsunuz. Ama gene de güncel oluyor zaten. E, şu andan bakacak olursak bir ay falan filan gibi böyle kabaca bir e, şey durumu söz konusu Şöyle KD yapayım. Bunun yanında WinWord isimli bir site mevcut. Hemen ona geçeyim o gelirken. Bu WinWord sitesi ne arkadaşlar? Bu WinWord sitesi de eski imaj dosyalarını indirebileceğiniz şeyler. Atıyorum sanal makinenizde denemek istiyorsunuzdur. Burada tabii ki şey durumu söz konusu değil. Önceden Windows XP gibi şeyler falan da burada yayınlanıyordu. Ancak tabii ki telif hakkı lisansları gibi sebeplerden ötürü yayınlanıyordu. Kaldırmışlar zaten benim Android telefonuna Windows kurma videolarıma bakacak olursanız özellikle de manuel kurma falan videosundaydı yanılmıyorsam. Onda ISO'yu nereden indireceğiz diye soranlara buraya link vermiştim ancak artık o linkler geçersiz oldu çünkü lisans şey dolayısıyla. Kalkmış oluyordu. Hatta şey de veriliyor yani serial key de veriliyordu. İşte burada Windows 95, Windows 98 gibi eski işletim sistemlerinin ISO'larını şeylerini indirebiliyorsunuz. Burada dil seçenekleri var. Burada CPU tipini görüyorsunuz. Burada dosya tipini görüyorsunuz. Mesela DVD ise birazcık daha büyük oluyor ki zaten burada dosya boyutunda görüyorsunuz en sonunda. Burada versiyonu görüyorsunuz falan filan gibi durumlar söz konusu burada İngilizce veya falan full şeklinde durumlar söz konusu. İşte buradan tıkladığınız zaman gelen sayfada iki tane seçenek oluyor. Buradaki sunuculardan bir tanesini indiriyorsunuz. Alman sunucularını birazcık daha tavsiye edebilirim. hani kesilmeden daha düzgün indiriyor diyebilirim ama tabii ki ikisini de deneyin. tıkladığınız zaman ISO dosyasını indiriyor. Tabii ki arşiv dosyası olarak indiriyor. Bunları çıkartmanız gerekiyor. Bazen 7 zip, bazen de normal zip olarak şey yapıyor ama 7zip programı kullanmıyorsanız da kullanmanızı öneririm. Hani buna ek olarak daha iyi sıkıştırıyor ve ücretsiz açık kaynak bir program. Winrar herkesin belki bir çoğunuzun inandığı şekilde ücretsiz bir uygulama değil. Normalde bir aylık deneme durumları falan oluyor. Ama tabii kimse takmadığı için Öyle durumlar söz konusu. Burada da şöyle, burada da online radyo dinleyebileceğiniz bir sistem mevcut. Bunun uygulaması da var. Telefonunuza indirip internet aracılığıyla radyoda dinleyebilirsiniz. Tabii ki Türkiye'deki radyo istasyonlarını falan dinlemek çok çekici gelmiyordur. Bunun yanında dünyanın birçok yerinde radyoları dinleyebilirsiniz. Örneğin Almanya'da e, şeyleri dinleyebilirsiniz. Bunun yanında e, deniz aşırı ülkelere gidip e, Amerika e, kıtasına e, gelip buradaki bu Amerika kıtasındaki e, şeyleri radyo kanallarını dinleyebilirsiniz. Bunun yanında atıyorum Rusya gibi falan filan artık nerenin radyo kanallarını dinlemek istiyorsanız e, şey yapabilirsiniz. Bununla ilgili ufak tefek bilgiler vereyim. Mesela şöyle. Kocaman yeşil noktalar görüyorsunuz. Orada çok fazla radyo kanalı olduğu anlamına geliyor. Zaten 27 tane istasyon var diye burada da gösteriyor. Buradan tıkladığınız zaman hepsini göster diyorsunuz. işte burada tüm radyo kanallarını gösteriyor buradaki. Başka bir yere geçtiğiniz zaman farklı radyo kanallarının Burada bulabiliyorsunuz böyle durumlar söz konusu. Yani bu büyük yerlerde birden fazla radyo istasyonu vardır. Mesela burada 53 tane farklı radyo istasyonu varmış ki. 53 baya fazla. Buradan artık hangisi işinize geliyorsa oradan tıklayıp dinleyebilirsiniz. Durdurmak istiyorsanız buradan durdurabilirsiniz. Bunun yanında yakınlaştırma, uzaklaştırma gibi bu işlemler burada da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi Android'de de uygulaması var. Özellikle hani böyle bir radyo dinlemeyi seviyorsanız... E, cihazınızda donanımsal radyo e, özelliği yoksa ki vergisini vermenize rağmen böyle e, zamanında radyo e, hani radyo yok diye vergi az e, gelsin üstüne diye, cihazlar daha ucuza satılsın diye e, radyoyu çıkartıyorlardı. Eğer öyle bir cihazınız falan varsa e, buradan internet aracılığıyla e, Kulaklığınızı takıp rahat rahat dinleyebilirsiniz orada kulaklığa gerek yok ben yani onu söyleyeyim İnternet üzerinden dinliyorsunuz ama tabii ki şey olur Her neyse bunun yanında Gutenberg isimli ücretsiz e kitapla sesi var arkadaşlar yalnız şunu belirteyim buradaki kitaplar İngilizce farklı diller de var ama tabii ki bu farklı dilleri yani çok şey göreceğini düşünmüyorum ilgi göreceğini düşünmüyorum. Daha çok hani İngilizce olacaktır. Ee, eğer hani böyle ücretsiz kitaplar falan arıyorsanız lisans süreleri dolmuş, kalkmış gibi gibi kitapları buradan e, bulabilirsiniz. Beş, kırık, bu. ee, burada, e, burada farklı farklı A, B, C, D diye sıralamalar mevcut. İşte buradan e, kitap kısımlarına gelip istediğiniz bir kitabı şey yapabiliyorsunuz. Ee, gibi gibi durumlar söz konusu. Kitabın tarihi falan da burada gösteriliyor. Yanılmıyorsam. Ee, kabaca bu şekilde. E, şu yan tarafında e, şeyler de belirtiliyor galiba. Bazı özellikleri falan da belirtiliyor. Görüntülü görüntüsüz falan filan gibi. Çevirme falan filan gibi şeyler de. E, çok da fazla uzatmaya gerek yok. E, kabaca burada da e, yasal olarak e, telif hakkı kalkmış. Veyahut da ücretsiz olan e-kitapları buradan bulup e, indirip okuyabilirsiniz. Bu zor zamanlarda okuyacak kitap arıyorsanız e, İngilizcenizde varsa tavsiye ederim. E, bunun yanında e, My Abandonware isimli site e, önereyim size. Bu sitede arkadaşlar yine aynı şekilde kitaplarda olduğu gibi e, eski e, oyunlar daha doğrusu lisansı bitmiş oyunlar. E, ya da e, şeyi kapanmış hmm, daha doğrusu öyle demek daha doğru olur e, Abandoned Ware'de. E, yayıncısı dağıtıcısı falan kapanmış ve e, terk edilmiş oyunlar var. Bunlar teknik olarak gri alanda diyebiliriz. tabii ki bu bazıları e, satılabiliyor. Her ne kadar mesela Telltale Games e, firması battı ve iflasını verdi. E, firması da kapandı ancak oyunları hala satılıyor. E, ancak bazıları var ki Oyunları satılmıyor ee, İşte onlar Abandonware olarak e, internetten indirebileceğiniz bir yer e, Gri durum Yani ne yasal değil ya da ne yasal diyebiliyorum bunlara e, Ancak burada da zaten bulduğunuz oyunlar işte atıyorum e, GTA 3'ü falan burada bulamazsınız bulursunuz da e, ücretli zaten diye de falan da e, belirtir bazı öyle oyun listeleri de oluyor burada <laughs> Yani Oyun ücretliyse en azından bu site için konuşacak olursa şu alt köşesinde falan böyle e, dolar torbası çıkıyor. O dolar torbası demek bu oyun hala e, şey olarak satılıyor demek bir mağazada falan satılıyor demek ki zaten bu tarz eski oyunlar falan e, şey oluyor. E, GOG'da falan satılıyor. E, bunun yanında isme göre yıla göre platforma göre türüne göre temasına göre yayıncısına göre geliştiricisine göre e, Farklı farklı sıralama seçenekleriniz var. E, tavsiyem şöyle yakın zamanlardan nispeten. Mesela 2017'de Castlevania La Sarde Chronicles 2 isimli oyun e, bedava olmuş. Hani burada da en popüler olan şeyleri falan gösteriliyor. E, Abandoned Ware olanları da gösteriyor. 2012'de popüler olan oyunları ve Abandoned Ware'a düküp dükmediğini falan da burada gösteriyor. Burada oyun tarzında resimler mevcut. İşte atıyorum. E, burada oylamaları var. Oylama da veriliyor. Burada platformu hangi şeyde yapılmış. Nerede çıkmış. Türü, teması falan filan. Yayıncısı, geliştiricisi. Perspektifi de var. Buradaki perspektif de izometrik. E, Fallout 1 falan gibi oyunları gördüyseniz. E, onlar izometrik falan yani. E, gibi gibi durumlar e, söz konusu. E, bu Dowland dediğiniz zaman, burada Dowland dediğiniz zaman en aşağıdaki kısma indiriyor. E, bazılarındaki e, burada direkt indirme kısmı oluyor. Bazılarında da eski oyunlarda en azından e, şeyler var. Manual'lar falan var böyle işte kitaplarınızda falan. Bu günümüzde artık yok her şey dijital olduğu için. İşte kitabın içine nasıl oynanıldığı, nasıl... E, Neyin ne işe yaradığını, tuşlar falan filan. Ayrıyetten menünün tanıtımı gibi. Ayrıyetten işte ek hikayeleri, içerikler, resimler gibi gibi şeyler oluyordu. Ee, ama genelde menü falan buluyorsunuz. Ee, o tarz özel içerikleri falan çok şey yapılmıyor. Ee, Windows versiyonu da varmış. DOS versiyonu da varmış. Böyle farklı farklı versiyonlarda olabiliyor. Bunları aşağıya kaydırarak e, varsa görebilirsiniz. Ee, bazı durumlarda patch falanlar da koyuluyor. DOS'ta şey yapmak için mesela yeni sistemlerde oynamak için bazı oyunları patch yapmanız gerekiyor. O patchi de indirip içine atıp veyahut da kurup artık nasıl şekilde yapılıyorsa o şekilde patch yapıp oyunu çalışır hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü eski oyunlar var dedim bu sitede çoğunlukla. Yani hani şöyle baktığınız zaman 1980'lerin, 1982'de o arada 1982'ye 1978 gibi çok eski tarihlere falan giderseniz bu senenin grafikleri hiç tatmin etmeyecektir arkadaşlar onu belirteyim. Yani zamanında ee, hani şöyle şöyle oyunlara Gunfighter'mış mesela bu oyun. Mesela zamanında bu tarz oyunlar oynanıyormuş. Bu anda tabii ki yani öyle grafiklere falan bir takıntınız varsa çok eskiye gitmemenizi tavsiye ederim ama çok eskiye gidip zevk alabileceğiniz oyunlar olabilir. Onu da belirteyim. <laughs> Yani eski oyunların grafikleri de böyle oluyor. Onu da belirteyim. Yani orada birazcık hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ee, zaman ilerledikçe tabii ki renkler de artıyor. Ee, oyunun karmaşıklığı e, falan da artabiliyor. Bunun yanında e, daha da ilerilere doğru gittikçe, 2000 yıllara doğru gittikçe artık 3D'lere falan doğru geçmeye başlıyor. O... E, zamanındaki o oyunlardaki geçişleri falan görmek istiyorsanız o yaşanan devrimi e, falan çok güzel e, şey yapabilirsiniz. Ya da merakınız vardır ya bu eski oyunlar nasıldı zamanında e, işte dedelerimiz babalarımız falan nasıl oynuyormuş bu oyunları gibi gibi e, düşünceleriniz varsa bu siteye girip eski en azından ücretsiz olmuş e, indirebileceğiniz oyunlara falan girip bakabilirsiniz. Ee, yani zamandaki mesela Airpod, Airport Tycoon isimli oyun varmış. Ee, burada da izometrik, top down falan e, kuş bakışı gibi e, perspektifleri falan. Oyun hakkında bilgiler de veriliyor. Alt isimleri falan var mesela. E, oyunlara falan girip bu oyunları deneyebilirsiniz yani. <laughs> bu şekilde falan görünüyor. Yani bunlar daha ilk 3 falan olduğu zamanlarda ee, gibi gibi durumlar söz konusu. Böyle bir merakınız varsa eski oyunlara e, ki bu arada eski oyunları mesela Half-Life 1'in grafikleri günümüz için artık çok iyi olmasa da hala da e, şey yaparım yani e, severim e, farklı bir şey vardır. E, bunun yanında işte Sims benzeri bir oyun e, falan varmış. E, bunun yanında e, değişik bir oyun daha varmış. Öyle izometrik falan oyunlar daha çok oluyor. Ee, Crazy Chicken Shooter varmış. Ha şu tavuklar. Bu tavukların bir oyununu oynamıştım bu arada. Ee, tabii ki buradan değil. Normalde e, bende CDC var. Ee, oradan oynamıştım. Kuşları falan vuruyordunuz. Ee, bu da onun farklı bir oyunu. Bazı böyle tutmayan oyunlar falan. Genelde burada e, çok tutmayan oyunlar oluyor. Onu belirteyim. Yani ee, Buradaki göreceğiniz oyunlar Hani çok tutmamış ve zaten onun için firması batıp veyahut da kapatılıp e, bu şeylerin tamamen kimsenin umurunda olmayan bir halde kalmış durumda oluyorlar. E, böyle çok da fazla bu şey uzatmaya gerek yok. Bunun bir alternatifini daha e, şey yapacağım. Abondonia isimli bir e, site. Yine aynı şekilde bu da e, şey durumunda A, yani aynı bedava Terk edilmiş oyunları bulabileceğiniz ancak burada birazcık sıralama falan filan daha şey yani Arayüz falan olarak bu site daha çok hoşuma gidiyor daha kolay en azından yapabiliyorsunuz mesela yıla göre Sıralayabilirsiniz platforma göre e, Mesela atıyorum e, Commodore 64'ün oyunlarını merak etmişsinizdir buradan çok rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz Commodore 64'te neler oynandığını Atıyorum Atari e, 8 biti şey yapmışsınızdır Veyahut da ilk DOS e, Windows'un ilk o dos zamanlarını falan merak edebilirsiniz. Bu arada dos zamanları da genik oyunlar var. Ee, onu da belirteyim. Ee, onları merak etmişsinizdir. Atıyorum işte farklı bir o cihaza merak etmişsinizdir. Apple e, cihazlarının oyununu merak etmişsinizdir. Ya da Amiga mesela meşhurdur. Amiga'nın o bol grafikte e, daha doğrusu bol görselli e, şeylerini falan merak etmişsinizdir. Buradan girip rahat rahat bakabilirsiniz ki zaten gördüğünüz gibi bayağı da böyle 166 sayfa falan var. E, bazıları böyle 3D olmaya çalışır e, durumdalar. Bazıları 2 boyutlu falan. Bazıları izometrik gibi gibi e, durumlar söz konusu. E, <laughs> yine aynı şekilde bu da ekstra ona alternatif bir site öyle söyleyeyim. Burada en azından ürüne şeyine göre e, sıralama falan yapabiliyorsunuz. Ee, böyle janraya göre e, sıralama yaparsak e, simülasyon falan filan gibi durumlar söz konusu. Elektronik and colony. What? Simant, elektronik and colony. Değil mi? İlginç böyle değişik değişik bazen oyunlarda bulup deneyebilirsiniz atıyorum elinizdeki oyunları bitirdiyseniz ki benim fırsat video serisini takip ediyorsanız Muhtemelen oyunsuz kalmazsınız ancak şöyle bir eskilere falan dönüp bakmak merak ediyorsanız benim gibi güzel bir site sizin için eski oyunların o dos bazılarının hem dos hem Amiga külümleri de olabiliyor Bu arada onları işte böyle tıkladığınız zaman bu download dediğiniz zaman en aşağıya indiğiniz zaman farklı versiyonları varsa onları indirme seçenekleri de oluyor. Onu da belirteyim. Ee, Maxis e, şey var. Bu Maxis e, şeyini e, şeyden bilir. Simsin e, Simsin e, yapımı şey olan Simsin gibi mi var mesela? Bakın, heh, bahsettiğim şey buydu işte. Mesela bu oyun hala şu anda e, satılıyor. Bu arada fırsat videosu serisini takip ettiyseniz eskilerden şu anda çoktan elinizde olması lazım fırsat videosu serisini takip edenler. Eğer etmiyorsanız da üzülmeyin kanalımdaki fırsat videosu serisini takip edebilirsiniz. E, ayrıyetten abone olup bildirimleri de açarsanız anında fırsat videoları da dahil olmak üzere e, videolarımdan e, bildirim gelecektir size ve bu sayede fırsat videolarını da kaçırmamış olursunuz. E, bu tarz hani bu <laughs> SimCity falan da yapan e, kişi kendisi SimCity ve e, Sims oyunlarını yapan Maxis e, şeyi. E, tabii ki bunlar batlı şu anda veya hatta e, satın alınıp başka şey geçti. Yanılmıyorsam bu Maxis'i mesela e, Origin mi satın almıştı? Evet, Origin satın almıştı. E, onun bünyesine daha doğrusu katılmıştı. Gibi gibi durumlar söz konusu Ya da kapanıp da e, böyle farklı lisansı farklı firmaya kalan... ...veyahut da onlar satın alanlar oluyor. Onlar tabii ki oyunları satmaya devam ediyor. Buradaki bu dolar işaretini görüyorsanız... ...bu oyun şu anda satılır durumda demektir. GOG'dan bakabilirsiniz. E, zaten GOG'da yoksa büyük ihtimalle başka yerlerde falan satılıyordur. Gibi gibi durumlar söz konusu. <laughs> e, kabaca bu şekilde... Çok da fazla uzatmaya gerek yok. bayağı aslında uzun diyebilirim. Yani ne kadar diyecek olursak. 31 dakika falan oldu. Evet. Güzel bir video <laughs> oldu diye düşünüyorum. Yararlı internet sitelerini falan tavsiye etmişimdir size. Sizin de böyle hani zamanında... Daha doğrusu oynadığınız oyunlar falan varsa... Ee, ve beğendiğiniz eski oyunlar varsa e, Onları da yazmayı unutmayın yorumlara Ve ekstradan da şunu belirteyim hani e, oyunun falan burada da bulursanız e, Burada da var işte linki şu falan gibi de e, Açıklama yorumlara yazarsınız e, Onlara izin vereceğim bu arada e, Normalde linkler yorumlarda yasak benim <laughs> Ama olur da işte e, Ben zamanında şu oyunu oynamıştım işte çok güzel tavsiye ederim size gibi e, böyle eski e, retro oyunları falan da önereceksiniz. E, tabii ki linklerini de koyabilirsiniz buralardan. E, diğer kişiler de oynasın. Mesela Windows'da böyle bir tane oyun varmış. E, açıkçası fena da gözükmüyor. Sanırım bir film şu damla olan falan filmler şeyinde zaten sahnelerde e, birazcık onları andırıyor gibi gibi durumlar. Söküm. Her neyse böyle güzel mesela e, estetik sahneler falan da olabiliyor tabii ki. E, eski oyun deyip de geçmeyin. O eski oyunlardaki o sanatsal e, kısımlar falan da iyi oluyor bazen. yani vay be diyorsunuz? mü? E, onlar böyle tek tek çizildiği e, zamanlar falan insanın aklına geldiği için insan bir hayret ediyor. Neyse ee, çok da fazla uzatmayayım İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum sizlere ee, bu sitelerin linklerini açıklama kısmına koyarım oradan gidebilirsiniz ee, ve o linklerden gidip de bana destek de olabilirsiniz 5 saniye bekledikten sonra üst taraftaki reklamı geç skip ads butonuna bastığınız zaman e, e, reklamı geçip bu sayfaya gelebilirsiniz e, çok da fazla bir şey demeye gerek duymuyorum. <laughs> e, İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın ki fırsat videoları gibi önemli bir seriyi de kaçırmayın. Ve diğer serilerime falan da e, attığım yeni videolardan da haberdar olun. Ayrıyeten kanalıma üye olabilirsiniz ve kanalıma üye olaraktan bana büyük destek olabilirsiniz. Ee, tabii ki e, Üye olmak zorunlu değil. E, izleyerek de paylaşarak da beğenip de hatta bu açıklama arkasına koyduğum linklerden gidip de bana destek olabilirsiniz. Ama daha da destek olmak istiyorum diyecek olursanız e, imkanım var destek olmak istiyorum diyecek olursanız. E, üye olabilirsiniz kanala. Katıl butonuna tıkladığınız zaman oradaki e, çeşitli seviyeleri görebilirsiniz ve bu çeşitli seviyelerin size saldığı ayrıcalıklar var arkadaşlar. E, tabii ki bana destek olmanız boşuna değil. Benim de elimden geldiğince size saldığım ayrıcalıklar var. Onları da dediğim gibi katıl butonuna tıklayıp gelen sayfada hangi seviyenin ne gibi ayrıcalıkları var gibi görebilirsiniz. E, aylık olarak otomatik olarak yenileni iptal etmediğiniz sürece ve ekstradan da e, şeyi de belirteyim. Hani üst bir seviye e, şey alırsanız e, üyelik alırsanız alt seviyenin ayrıcalıklarına da sahip olmuş oluyorsunuz e, ve aleyetten önerileriniz de varsa bu tarz e, üyeli, üye olanlar için e, işte şu özellikle getirebilirsiniz falan filan gibi öneri görüşleriniz falan da varsa dediğim gibi onları da e, yazabilirsiniz ha bu arada tabii ki rozetleriniz oluyor, emotlar oluyor şu anda emotlar 4 taneyle ile sınırlı e, kimse şey olmadığı için. E, ama ilerleyen zamanlarda mesela iki tane daha e, şey gelirse üye olursak kanala e, iki tane daha emot e, açılacak ve bu emotları da sizlerden göndereceğiniz emotları da bekliyorum. E, eğer hoşuma giderse, uygun görürsem e, yayınlarım. Hatta bu emotları Discord kanalında da kullanacağım. Bu arada Discord kanalının linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. E, ben çok da fazla uzatmak istemiyorum artık bayağı uzun oldu zaten bu video. E, bir başka video daha görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.